Evet, bu arada çıkışta gazeteciler de mikrofon uzattılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bahçeli ile görüşmesi soruldu, ittifakta sorun olup olmadığı soruldu. Birazdan görüşeceğiz dedi Erdoğan. Peki 50 artı 1 konusunu görüşecek misiniz diye soruldu. Enteresan bir tepki verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Allah Allah, lafa bak gibi bir cevap verdi Cumhurbaşkanı. Oysaki biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu başlığı açması ve Bahçeli'nin de grup toplantısında bu başlığı kapatmasının ardından en çok merak edilen soru da bu konunun ikili görüşmede ele alınıp alınmayacağı sorusuydu. Dolayısıyla acaba neden Erdoğan böyle bir tepki verdi? Yıldız Yazıcıoğlu'na soralım. Hem bunu hem Meral Akşener'le Özgür Özel arasında yapılacak görüşmeyi hem de aday belirleme meselesinde gelinen son noktayı. Merhabalar Yıldız Yazıcıoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli ile görüşmede 50 artı 1 konusunu görüşecek misiniz diye soruldu. Allah Allah, lafa bak cevabını verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Neden bu kadar şaşırmış olabilir? Bence buradaki şaşkınlığın nedeni aslında herhalde bu sorunun yöneltilebiliyor oluşu olabilir Remziye Demirkol. Yani sorunun kendisinden öte, kendisine Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşmeye ilişkin böyle bir soru sorulması kaynaklı bir tepki gösterdiğini düşünüyoruz. Bence içerik olarak herhalde şaşıracağı bir konu değildi. Çünkü bu gündemde haftalardır bu konuşuluyor. Üstelik bu konuyu gündeme taşıyan yine kendisi olmuştu. Anayasa çerçevesinde yeni anayasa hazırlıkları yapılırken beklentisi olarak %50 artı bir konusundan rahatsızlığını ifade etmişti. Ancak kuşkusuz Cumhur İttifakı'nda iş yapış biçimi itibariyle liderler arasında ikili müzakereyle her şey yürütülüyor ve oraya yönelik hiçbir açıklama, şeffaf bir bilgi hiçbir zaman da yapılmıyor. Yani perde arkası bir bilgi notu bile paylaşılmıyor iki lider arasındaki görüşmelerden sonra. Dolayısıyla ben bu şaşkınlığı daha çok içerikten bağımsız olarak kendisine bu sorunun yöneltilmiş olmasından kaynaklı bir tepki olarak yorumluyorum. Evet. Öyle. Peki hani böyle bir rahatsızlık duyuldu ise bu sorudan Cumhurbaşkanı için de bu konunun kapandığını mı varsaymak lazım? Şöyle bence taktiksel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı konu başlıklarında da olduğu gibi hem kamuoyu tepkisini ölçmek hem de MHP lideri Devlet Bahçeli başta olmak üzere meclisteki siyasi partilerin tümünün bu konudaki reflekslerini ölçmek adına bu gündem başlığını ortaya atmıştı ki başka gündem başlıklarını da bu şekilde ortaya atıyor. Bence Bahçeli'den gelen tepki üzerine bir frene basma durumu olacak. Az önce KRT ekranında da yansıttığınız üzere Cumhur İttifakı içerisinde bir yerel seçimler müzakeresi devam ediyor. Yani bazı büyük şehirler ve bazı illerde MHP'nin AK Parti lehine ağırlıklı olarak çekildiği, ağırlıklı olarak AK Parti'nin daha fazla kazanç sağlayacağı bir ittifak modeli pazarlığı var Cumhur İttifakı'nda. Muhtemelen Erdoğan bu yerel seçimler pazarlığına zarar verecek. Devlet Bahçeli ile müzakereyi zorlaştıracak bu başlığı şimdilik yeniden bir parça daha yerel seçimler sonrasına bırakacak. Keza tüm anayasa ile ilgili tartışmalar, yargı krizi olarak adlandırdığımız Anayasa Mahkemesi kararına direnç gösterilmesi ve Anayasa Mahkemesi ne aleyhte bir şekilde Yargıtay eliyle siyasi bir karar aldırtılması konusu gibi tüm konular yerel seçimler sonrasında erteleniyor. Bu noktada Erdoğan %50 artı bir oranından bir anlamda kurtulma talebini bence koruyor ve koruyacaktır da. Ancak şimdilik yerel seçimler müzakeresine zarar vermek istemiyor. Örneğin siz Cumhuriyet Gazetesi'nden aktardınız Adana'nın MHP'ye bırakılacağı noktasında. Ancak MHP kulislerinde de tam tersine Adana'nın AK Parti'ye bırakılması yönünde bir talep olduğu, AK Parti'nin Adana'yı istediği, bunun gerekçesi olarak da Adana'nın 2019'da Zeydan Karalar karşısında kaybedilmiş olduğunu ifade ettiği. Unutmamak gerekir ki Adana aynı zamanda Kürt seçmen profilinin de ağırlıkta olduğu ya da Kürt seçmen profili demeyelim, HDP'li ve şimdiki hedef çizgisindeki seçmenlerin ağırlıkta olduğu bir il. Dolayısıyla AK Parti burada
AK Partili bir aday olursa Zeydan Karalar karşısında Adana'da daha fazla rekabet sağlanabileceğini düşünüyor. 2019'da zaten bir MHP denemesinin yapıldığını düşünülüyor. Dolayısıyla örneğin Adana bence anlaşmazlık başlıklarından birisi halen AK Parti ile MHP arasında. Dolayısıyla bu tarzda bir müzakere devam ederken muhtemelen Erdoğan, Bahçeli'nin kapıyı kamuoyu önünde kapattığı, çok açıkça mesaj verdiği %50 artı bir konusunu gerçekten ikili görüşmede de gündeme getirmeyebilir. Bence şaşkınlıktan öte bu nedenle de böyle bir tepki vermiş olabilir. Bu ikili görüşme konusu çok muhtemeldir ki teknik heyetler düzeyinde yapılan yerel seçimler pazarlığının tam olarak adını koyma kapsamında olacak. Manisa'da zaten bir sürpriz yok. Yine ancak farklı iller noktasında Osmaniye yine bir sürpriz değil. Orası bir anlamda Devlet Bahçeli'ye de saygı mesajı AK Parti açısından oranın başkanlığını MHP'ye bırakmak. Ama yine örneğin Iğdır gibi Ağrı'nın da bu sefer AK Parti yerine yani bir savcı sayan meselesi yerine MHP'ye bırakılması noktasında bir takım hamleler var. Batı konusunda da ve Karadeniz konusunda da bazı talepler olduğu söyleniyor MHP tarafından. Yani Rize değil, mesela Rize'nin yine AK Parti'ye bırakılması ama o Karadeniz'deki başka iller konusunda bir il talebi olduğu söyleniyor. Bunları muhtemelen karara bağlayacakları bir ikili görüşme olacaktır diye düşünüyorum. Bir sayıdan söz etmek mümkün mü? Yani şöyle ki AK Parti ya da Erdoğan baktığımızda siyaseten masanın çoğunu alma eğiliminde. Dolayısıyla zaten aslında MHP ile her türlü şekilde ortaklığı yürütüyor olmak bence Erdoğan'ın kendi kişisel siyasi kariyeri açısından çok zorlayıcı bir nokta. Ama sayısal olarak baktığımızda yani takriben en az büyük şehirleri de dahil olmak üzere söylüyorum. Bir 20 küsür ilin MHP'ye bırakılması yani 81 ilden 20 küsür civarında ilin buna küçük iller de dahil bazıları bırakılması noktasında bir hamle olabilir. Ama tabii ki yani hani kesin olan şey şu İzmir, Ankara, İstanbul buralarda daha MHP profilinin ağır basacağı. Daha çok MHP'nin kazancı burada bazı ilçe ve beldeler yönünde aritmetiği hesaplıyor MHP. Yani rahatlıkla daha fazla kazanabileceği yerlere odaklanmış görünüyor. Bu müzakereye bir adını konma yani en azından iller düzeyinde bir adını koyma durumu olacak liderler düzeyinde diye beklentiler o yönde Ankara kulislerinde. Ama tabii sonuç açıklanmayacağı için biz bunu daha sonra öğreniyor olacağız. Liderler görüştükten sonra öğreniyor olacağız muhtemelen detaylarını. Peki. Ama hani böyle yansıtıldığı gibi toz pembe yani herkesin çok mutlu olduğu bir müzakere süreci olduğunu söylemek çok zor. Bir kere AK Parti aslında kendi adaylarıyla tüm yerde yarışmak istiyor. Çünkü AK Parti içerisinde şöyle bir tartışma var. Bu ortaklığın aslında AK Parti örgütlerinin hevesini kırdığı bu işte MHP'nin aday gösterildiği yerlerde AK Parti örgütlerinin hevesini kırdığı gibi bir görüş de var. Bir de unutmamak gerekir ki haberde de geçiyordu ekrana yansıttığınız aslında bir de Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi'nin de talepleri var. Yani bu talepler de aslında rahatsızlık yaratıcı talepler örneğin işte Adıyaman gibi bir takım yerler. Yeniden Refah Partisi'nin bir takım ilçeler yönünde talepleri olduğu Karşılanacak mı bu talepler? Ben bunların çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani işte Hüdapar'ın örneğin Güneydoğu Anadolu bölgesinde biz AK Parti lehine zaten aday göstermeyeceğiz açıklamasının AK Parti içerisinde bir karşılığı yok. Çünkü zaten AK Parti bölgede ikinci büyük parti olduğuna oldukça güven duyuyor. Oradaki rekabetini HEDEP çizgisiyle bir rekabet olarak okuyor. Hüdaparlı seçmenin ya da daha muhafazakar sağ İslamcı seçmenin her koşulda kazanacak aday gözüyle HEDEP'e değil AK Parti'ye oy vereceğine dair bir özgüven var. Hani dolayısıyla sadece bu Hüdapar'ın tek taraflı bir jesti gibi okunuyor AK Parti cephesinden. Hani o tek taraflı jeste bir karşılık olarak durum çift taraflı bir müzakere çevrilir mi?
Belki birkaç ilçe ya da belde düzeyinde olabilir mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama Evet. Yeniden Refah Partisi boyutunda da taleplerin karşılanması şimdilik zor. Ama Ankara'nın ilçesi düzeyinde de talepte olduğu söyleniyor Yeniden Refah Partisi'nin. Evet, şimdi her halükarda tabii Cumhur İttifakı bir şekilde kolun kırılıp yenin içerisinde kalmasını ve oradaki o kazan kazan dengesini sessizce gerçekleştirmeyi başarıyor. Herhalde çok azını ancak kamuoyu öğrenebilecek eğer arka planda bir çatışma, bir çekişme varsa bile. Şimdi İstanbul ve Ankara'dan söz edersek Yıldız Yazıcıoğlu, burada aday belirleme noktasında herhangi bir sıkıntı var mı Cumhur İttifakı'nda? Yoksa aslında hem ellerinde güçlü adaylar var, inandıkları bu seçimi kazanabileceklerine, ama şimdi zamanlama açısından açıklamak ya da öne çıkartmak doğru olmayacağı için süreç daha sessiz mi yönetiliyor? Yoksa İmamoğlu'nu yenebilecek Erdoğan'ın İstanbul'un yeniden kazanılması noktasındaki o büyük hedefini gerçekleştirecek adaya henüz ulaşılamadı mı? Şöyle aslında Ankara için bir kabulleniş var gibi AK Parti'de. Yani Mansur Yavaş'ın bu seçimleri de kazanacağı yönünde bir kabulleniş var. Bu iki il için de henüz netleşmiş aday yok. Bu noktada hani MHP liderinin onayının büyük oranda alınacağı il daha çok Ankara olarak ön plana çıkıyor. Yani Ankara'daki seçmen profilde dikkate alınarak Mansur Yavaş'a gitmesine engel olunmaya çalışılacak bir milliyetçi seçmen profili var. Bu noktada MHP'nin de önerisini alacaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama onun asıl odaklandığı nokta ve bence MHP değil, bence hiç kimseden de onay beklemediği ve tek başına karar vereceği yer kuşkusuz İstanbul. İstanbul konusunda konuştuğumuz adaylara ilaveten bir sürpriz aday formülünü de düşünmek gerektiğini ben düşünenlerdenim. O sürpriz aday noktasında da benim kafamdaki soru işareti olarak bir Selçuk Bayraktar ismine bir hane açıyorum o noktada. Aslında Selçuk Bayraktar ismi 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut anayasa itibariyle zaten Erdoğan'ın da son dönemini icra ettiği varsayılarak AK Parti içerisinde Cumhurbaşkanlığı makamına yakıştırılan bir isim olarak geçiyor. Ancak hatırlayacaksınız Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle iki ismin videolu mesajlarını ve daha sonra da Gazze ile ilgili mesajı üzerinden Ali Yerlikaya ve Selçuk Bayraktar'ı konuşmuştuk daha önce. Ali Yerlikaya bir anlamda artık ön plana çıkmış, tırnak içerisinde sürprizliği kaçmış bir isim olarak, anketlerde de artık adı geçen bir isim olarak var. Ama şimdi anayasa değişikliği çalışmasıyla birlikte biz biraz şunu da algılıyoruz ki Erdoğan bu döneminin zaten yeniden bir son dönem olmasını da kabullenmiş değil. %50 artı bir oranından kurtularak aynı zamanda anayasaya yine bir geçici madde belki formülüyle işte anayasa değişti bu dönem olduğu gibi bahanesiyle yeni bir dönemin de arayışı var görünüyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer 2028 için de aday olmayı planlıyorsa bir anayasa değişikliği yapılmasını yolunu izleyecekse yerel seçimler sonrasında Türkiye'nin gündemine bir anayasa referandumu getirecekse o zaman acaba tırnak içerisinde bir hazırlanma dönemi siyasete ve AK Parti'nin geleceğini ısındırma dönemi olarak Selçuk Bayraktar İBB Evet. adayı yapılabilir mi? Sürpriz aday o olabilir mi? Bence bu soru benim en azından gazeteci olarak aklımdaki bir soru. Ama dediğim gibi İstanbul kararı tamamen tek kişilik bir karar olacak artık son aşamada. Çünkü Binali Yıldırım örneğinde de biz bunu yaşadık. Bizzat Binali Yıldırım'ın kendisine bu yöndeki eğilimini sorduğunda Binali Yıldırım talep etmediğini, arzu etmediğini, meclis başkanı olarak kalmak istediğini söylemesine rağmen Erdoğan'ın kararıyla 2019'da aday yapılmıştı. Dolayısıyla şimdi de 2024'te Erdoğan'ın kararıyla kim olacak sorusuna yanıt arıyoruz. Evet, tabii oldukça gergin bir bekleyiş aslında vatandaş için de böyle İstanbul'da ne olacak sorusunu merakla bekleyeceğiz seçimin
bittiği güne kadar. Şimdi peki eğer şeye dönersek, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti cephesine dönersek, yarın beklenen görüşme yapılacak. Bu görüşmeden ne beklemeliyiz sence? Hani beklenti çıtasını nerede tutmalıyız? CHP'de Halkla İlişkiler ve Medya'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'la da bu sabah bir sohbet toplantımız vardı. KRT'den meslektaşım Bala Ateşırmak da oradaydı. Eminim Bala Ateşırmak da detaylarını aktarmıştır. Burhanettin Bulut'a da sorduğumuz sorulardan biriydi. Bu ziyaretten ne bekleyelim sorusu. Burhanettin Bulut'un ifadesiyle bu ziyaret bir nezaket ziyareti daha çok. Geçmişte genel başkan yardımcısı değilken de Özgür Özel'in kendi ifadesiyle bir abla kardeş diyaloğu yürüttüğü bir başka lidere bir saygı ve nezaket ziyareti. O noktada tabii yanıt arayan bir soru. Özgür Özel şimdi bu Akşener'le başladığı ziyaret trafiğine örneğin Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu gibi isimlerle yani kendisinden yaşça büyük liderler olarak baktığımızda devam edecek mi sorusu. Burhanettin Bulut'un buna yanıtı ise henüz bu yönde bir planlama yapılmadı ama yapılacağı, bu ziyaretlerin kuşkusuz devam edeceği noktasında. Bir de meclis çatısı altında HDP'nin de Özgür Özel'i ziyaret edeceği yönünde bir iddia var. Ama henüz HDP tarafından CHP'ye bir randevu talebi gelmemiş. Ama benim tahminim odur ki bu da çok fazla gecikmeyecek. En geç gelecek hafta, yani tabii bu arada CHP'nin kampını da unutmamak gerekiyor 1-3 Aralık tarihlerinde. Bu kamp tarihine bağlı olarak da bir HDP Özgür Özel görüşmesini de en azından meclis çatısı altında olmasını bekliyoruz, öngörüyoruz. Burada kuşkusuz Özgür Özel kabul eden değil, ziyaret eden noktasında da bir ciddi anlamda Meral Akşener'e bir abla hürmeti gösteriyor pozisyonunda. En azından verilen görüntü Ankara siyasetinde öyle yorumlanıyor. Bu noktada yerel seçimler gündeme gelecek mi? Ben bu ilk ziyarette eğer Meral Akşener konuyu açmazsa Özgür Özel'in CHP tarafının bu konuyu açmasını beklemiyorum ve beklemiyoruz. Neden beklemiyoruz? Çünkü Meral Akşener şu anda tansiyonu yüksek mesajlar veriyor, sert mesajlar veriyor. Dolayısıyla hani hemen ilk ziyarette, genel başkan olarak gittiği ilk görüşmede Özgür Özel'in de talepkar gözükmesi uygun yorumlanmıyor CHP tarafından. Aynı zamanda bunun da İYİ Parti'de hoş karşılanmayabileceği ihtimali değerlendiriliyor. Dolayısıyla her iki parti açısından da baktığımızda her iki parti de bir anlamda henüz kendi yerlerini yeniden ölçüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi de kamuoyu araştırmalarıyla henüz daha adaylar nerede daha iyi durumda olduğunun araştırmasını yapıyor. Dolayısıyla hani yerel seçimlerde bir işbirliği ya da örneğin hadi gelin Çorum'da İyi Parti aday çıkarsın, Çorum'a karşılık şurada da Manisa'da da siz bizim adayımızı destekleyin gibi diyalogların başlaması için iki partideki durum da erken olarak yorumlanıyor. Dolayısıyla biz yarın